Şimdi sana göstereyim. Burada collections konumuza bakacağız. Collection'ların esprisi nedir? Çok kesinlikle konuştum ben. Nedir şu an? Dizilerin gelişmişi. Aslında çok temel oldu ama dizinin gelişmişine bakacağız. Çeşitli ihtiyaçlarımızdan dolayı bizim ilk başta öğrendiğimiz diziler bizim işimizi görmüyor. Ve dolayısıyla bizim biraz daha bazı şeyleri geçti. Şimdi butonumuzu koyduk. Sonra bir tane for each moruş döndüğümüz zaman yazdırmak için bir yer koydum bir tane şuraya. Mis. Şöyle yeter ya, çok olmasa yani çok. Daha sonra şunadan böyle birkaç tane aynı boyuttan bulayım da. Şu herhalde iyidir. Arkadaş. Şurada dursunlar, boyutları aynı olsun diye. Evet, ilk göreceğimiz eleman Eraylist. Bunu sen geçenlerde bir şey kullanmış mıydık? Sanki aradan bir yerden İhtiyaç olmuştu da bir yerden kullanmıştık galiba. Bir hazır mısınız? Evet. Şimdi. Bizim daha önce yaptığımız object dizi var. Bu dizinin yapılışı böyleydi. Eleman sayısını yazardık. Ve dizinin işte bilmem kaçıncısına işte değer atardık. Ve alacağımız zamansa diziyi alırdık. Eğer dizinin boyutunu arttırmamız gerekirse hop. Hayır arkadaşlar. Array.resize vasıtasıyla derdik referans olarak diziyi kullan, bunun yeni boyutu 15 olsun. 15 olurdu. Artık kullanacağım, kullanmayacağım. 15 yapıyordum. Boşlukta da kalabiliyordu. Sonra silmek zorunda kalıyordum. Ya da tek tek arttırmak zorunda kalıyordum. İhtiyaç oldukça. Beni uğraştırıyordu. Ama ArrayList seni. Şimdi göreceğimiz ArrayList System.Collections altında bulunuyor. Ve diğerinden daha rahat kullanımı var. Eleman edeceğim zaman sayı vermek zorunda değilim. Oluştururken sayı vermek zorunda değilim. İşte ale nokta et diyerek hemen eleman ekliyorum. Bu da object içeri alıyor. Ve hemen olarak da işte buraya Kamil'i gönderebilirim. Ya da işte ne bileyim text box gönderebilirim. Buton gönderebilirim. İstediğime gönderebilirim. Et de ekliyorum. Evet. Çekiyor. Kapatayım mı? Bundan bir şey sileceğim zaman remove yapabiliyorum. 3 versiyonla remove'um var. Bir elemanın kendisine verebilirim. Hop. İkincisi işte 2 numarayı sil, 1 numarayı sil diyebilirim. Üçüncüsü ise bir aralık verebilirim. İşte 0 ile 2 arasını sil gibi. 2 dahil mi diyorsun böyle şeylerde? Dahil mi? 2'ye kadar. Aslında şey, yani şimdi 0'dan 2'den dediğim için 0 1 alıyor. Hani Ha. 2 tane sayıyorsun yani. Bunun gibi silme yöntemleriyle silme işlemi gerçekleştirebiliyorum. Mesela başka neyimiz var? Sıralama yapabiliyorum. Mesela bunu sıralama yapacaksam İşte array nokta sort demem gerekiyordu. Diziyi sırala diye. Ama bunun içine zaten kendisi içerisinde dahili olarak sort metodu olduğu için ekstradan hani bir şey çağırmama gerek kalmadı. Zaten kendi içerisinde nasıl sort edileceği ilgili bilgi var. Aynı şekilde reverse'ü de gördüm. Tersten sıralamak için kullandığımız özür. Hocam bu sort, reverse falan bunlar hep bir metot demiyor. Metot Hı. demiyor. Yani yaptığı.
Arkasına gitme inceleyebiliyoruz ama. Hayır. İnceliyorsun. Ama nasıl inceleyeceğini söylemeyeyim. Third party programlar vasıtasıyla açılabiliyorlar. Ama şu anki baktığımız yöntemle açılmıyor. Şeyleri falan, index of'lar falan yine var içinde. Onları tek tek geçmiyorum. Sen geçeyim, geçeyim mi? Şey kan. Index of'lar, işte ne bileyim clear'lar. Hocam NX'i nasıl düşürmüşsünüz? Using system collection. Contents'ler falan hepsi zaten standart metotlar içerisinde geliyor. Bunu zaten geçen hafta baktığımız için pek üstüne durmuyorum. Durayım mı? Tamam. Tamam. Diğerlerine bakalım. Hash table. Hash table, HT eşittir new hash table. Hash table da bir dizi. Yalnız bu diziyi aklımıza nasıl getirebiliriz? Sözlük. Benim aklıma hep öyle geliyor. Bu bildiğimiz sözlük. Nasıldır sözlük? Mesela sözlükte şöyle bir şey olsun. Araba. Ne cevap gelir arabaya sözlük? Ne der? Otur geçti, götür geç. Otur geçti, götür geç. Yani key var, yani bir değer var ve değerin cevabı şeklinde çalışıyor sistem. O yüzden sözlük benim aklımda kalıyor bu konu üzerinde. Şu tanımları mesela yine HT'ye şey tanımlamayız. Sayı tanımlamayız. At yöntemiyle key tanımlarım. İşte Orkun en öndeki genç delikanlı. Evet, böyle söz. Kızmadın değil mi Orkun? HT at şey yazalım. Doğru mu yazdın? Kimlikte yazdım. Tamam, kimlikte yazıyorsun, ben doğru yazdım. Orkun'un yanındaki. Çok genç. Dolayısıyla key value mantığıyla çalışıyor. Ve istek olduğu zaman, yani değerini öğrenmek istediğim zaman, mesela burada değer öğrenmek istiyorsam nasıl öğreneceğim? İşte string, string değil mi? Object eşittir. Object o eşittir dizinin sıfırıncısı diyorum. Yani numarasını bilmem gerekiyor. Aynı şekilde array liste de değer öğrenmek istiyorsam o eşittir diyelim tekrardan. Alın sıfırıncısı gibi sayı belirtmek zorunluluğum var. Ama hash table'da ise yapı tamamen farklı. Object obj eşittir. HT'deki arkadaşım. HT'deki Orkun nedir diye soruyorum. Daha isimle çalışıyoruz. Ve bu bana işte cevap olarak da en öndeki genç delikanlı kısmına getiriyor. Dolayısıyla numara ezberlemek zorunda değilim. Daha çok anahtar kelimeler vasıtasıyla çalışıyorum. İşte arka plan rengi nedir? İşte yazı fontu kaç olacak? Ne bileyim onun gibi sorulara cevap ama çok basit oluyor. Genelde key value mantığı bu tarz ayarlamalarda falan daha çok tercih edilebiliyor. Mesela şey gibi, session gibi düşünebiliriz. Session'ın bir şeyi bir şey diye atamıştık hep. Burada da HT'nin şu değeri budur yapısıyla çalışıyor söylemişlerim. HT'deki et elma diyeyim. Sulu meyve olsun. Bunu ekledim.
Yalnız kazayla aynı şekilde bir tane daha elma yazarsam. Ve bu da çok zor olsun, farklı olsun. Böyle bir yapıda ne oluyor? Böyle bir yapıda yalan oluyor. Ona çalışayım. Basıyorum ve hatayla karşılaşacağız ama. Evet. Şunu diyor. Elma diyor anahtar kelimesi zaten kullanılmış diyor. Sen ikinciye elma kullanamazsın diyor. Dolayısıyla kendi arasında aynısını yazdırmama gibi bir şey de mevcut. Kontrol de mevcut. Mesela ben elmanın değerini öğrenmek istiyorsam ya da elmanın değerini değiştirmek istiyorsam, mesela bu yanlış oldu, değiştirmek istiyorum. Bunu kullanamıyorsam değiştirmeyi tercih edeceğim. Değiştirme aynı dizler gibi çalışıyor. HT'deki elma eşittir çok sulama elma şeklinde güncellemeye tabi tutabiliyorum. Elmanın valüsünü mü değiştirmiş oldu? Evet, elmanın valüsü değişmiş oldu. Silmek istersem de HT'den remove et diyorum. Ne yeteceğiz diyor. Diyorum ki elmayı gönder. Yani hep isme çalışıyoruz. Bunun özelliği bu. Evet, hep kelime çalışıyoruz. Yalnız şöyle bir şey yaparsak. HT armut ayılar sever. Şimdi böyle bir şey var. Armut'u daha önce ben Edir'e eklemedim. Şimdi nasıl bir senaryo karşımıza çıkacak diye bir durum var. Eklememiş olabiliyorum Edir'e ama bu şekilde ekleme de kabul ediliyor. Yani aslında hash table'da iki yöntemle ekleme var. Bir Edir ekleme var. İkincisi değer değiştirir gibi ekleme var. Hemen test edelim. Şöyle bir bekleyin. Gibi. İçinde 4 tane eleman var diyor. İşte armut da buraya gelmiş. Bununla beraber şunu da söyleyeyim hazırlığı açmışken. Bunun sıralaması kafasına göre. Yani benim yazdığım sıralamayı kullanmıyor. Kendi içinde bir algoritma var. O algoritma doğrultusunda sıralıyor daha hızlı bulsun diye. O yüzden herhangi bir şeyimiz yok. Hani yazdığım sırayla bulma gibi bir durum yok. Yani üçüncüsü, beşincisi diyemiyorum hiçbir zaman. İsim veriyorum, isime cevap alıyorum sürekli. O zaman eklemeler için iki türlü diyorum. Edil ekleme var, etsiz ekleme var. Farkları nedir? Edil eklemede ikincisini eklersem hata veriyor. Ama bu şekilde yazarsam değiştirme tabi tuttuğu için ikinci değere hata vermiyor. Okay, biri kontrolü, biri kontrolsüz ekleme olarak iki türlü eklemesi mevcut. Var mı başkanımız? Emre uyumayacaksın değil mi? Tabii çalıştığım zaman Dispax da mı yok, Polish döneriz. Polish'te HT'nin şimdi iki türlü yapısı var yalnız. Bir şeyler var, bir value'lar var. Hangisi? Hangisine dönmek istiyorsun diye soruyorum. Şeylerde dersen sadece şeyler gelir. İşte this box'ın item'larına add diyorum item'ı. Dolayısıyla şimdi sadece bana key'lerin listesi gelecek. Hem key'ler hem value'lar istiyor olabilirim. Mesela şey yapalım. Bunun value dersen şu case yerine value diyeceğim. Hem key'ler hem value'lar istesem nasıl yaparım? Şimdi senden evet. Sen şu şey efendim? KJ gibi. Yok. Şimdi item şu an bana ne geliyor? Okay. Değer öğrenme kısmına göstermediğim için tabii biraz sıkıntı oldu burada. Bir şeyin değerini öğrenmek istiyorsan şurada göstermişim ya. Şurada değer alma göstermişim arkadaş. Diyeceğim ki HT'nin içeri bana key istiyor bir tane.
Item key olduğuna göre item'ın değerini ver gibi oluyor. Yani aslında şu yazdığımızdan herhangi bir farkı kalmamış oluyor. Şöyle bir yapıştırayım şunu. Şimdi sirelerle beraber ayırmış oldum. Bir tire sonra değeri, bir tire sonra değeri şeklinde. Oğlum genelde bu şekilde kullanım yoktur da hep değerini, adını verirsin, sana cevabını verir. Hani öyle çalışırsın. Burada var mı sıkıntı? Mesela eleman bulmak istiyorsak da contents'i kullanıyorduk biz, içinde var mı yok mu diye. Bunda contents biraz daha farklı olarak contents key ve contents value var. Hani key'lerinde var mı ya da value'larında var mı şeklinde olarak. Mesela elma var mı yok mu diye soruyor. Orada direkt contents var ama ikisi içinde mi var? Ben şimdi hemen şuna üçünden de yapacağım. Contents var mı sıfırdır. Evet hoş. Var mı 0-2, var mı 0-3. Oldu mu? Butona bastım. Elma var mı? Var. Veriler de var mı? Tabii ki de yok. Bunda var mı? Var. Dolayısıyla contents key görevi. Oldu mu? Bunun da önemi buradan hallettik. Başka neyimiz var? Şöyle HTV basayım. Başka görmedi, göstermediğim. Remove'u gösterdim mi? Gösterdim galiba. Evet, bununla bu kadar. Gerisini zaten şu an yok. Bu da böyle key value mantığıyla çalışan bir şeyimiz arkadaşlar. Dizimiz, listemiz. Genelde ayarlamaya için daha çok tercih edilebiliyor. Vallahi arabada yolda giderken şey işte bu genelde ayarlamaya yaparken tercih edilebiliyor. İşte ekran boyutu kaçtır şudur. İşte yazı fontu kaçtır budur gibi. Veya işte connection cümlesi şudur gibi. Session'a biz nasıl diyorduk? Session username şudur şeklinde. Burada da session yerine işte ben burada şey dedim. HT dedim. HT ekle, session ekle gibi hani. Slam farkı. Ha? Slam farkı. Key value var. Dizide 0-1 yazıyorsun ya. Tamam, dizide index var. Hı-hı. Bunlar zaten birbirine çok benziyorlar ya. Soğuk mu oldu ya birazcık? Bugün kimse üşümedi ya. Yeni bir tane buton ekleyelim. Sorted list. Valla bilmiyorum nereye kaydettim ya. Yanlış yere kaydetmiş olabilirim. Hiç bakmadan kaydettim ya. Bakayım neyi çakamışım. Ha, framework'ı çakamışım. Kısmet. Bu sen arkadaşlarım hash table gibi yine şey yapılıyor. Siz söyleyin. Ne yapılıyor? Key value mantığı da çalışıyor. Hayır, çalışıyor. Yine etlerle eklem yapabiliyorum. İşte elma. Şuraya bir şey alayım ya. Şunlar SL oluyor. Bu kısımlarda herhangi bir sıkıntı yok. Yani birebir bunlar aynı. İşte eleman ekleme, değerini öğrenme, değiştirme aynı. Diğerinden ilk başlıca farkı nedir? Sorted yapmasıdır. Yani K'ye göre alfabetik sıralamaya tabi tutmasıdır. En başlıca şeyi, farkı. Ve bunlarla beraber içine birkaç tane daha şey geliyor. Ivır zıvır
geliyor. Ona da verelim bakalım. Yine contents value aynı şekilde var. Get key diye bir şey var sen arkadaşlarım. Bunun enteresan şeylerinden bir tanesi bu. Şey yapabiliyorsun. 3 numaranın key neymiş diye sorabiliyorsun. Sana bu key veriyor. Object key diyeyim. Daha sonra sen de bu key'i değer öğrenmek için kullanıyorsun. Object value eşittir SL'nin key'ini ver bana deyip işte 3 numaranın ne olduğunu öğrenmek için kullanabilirsin. En azından hani böyle bir numaralandırmayı kullanmak istiyorsan diye adamın bir numara sistemi yapmışlar komünite için. Hash table'da böyle bir numaralama yok. Bunda var. Bunları numarayı alamıyorum. Sadece şu numaranın değerini sorgulama gibi bir durum var. SL'nin içinde başka ne var? Get keylist diye bir şey var. Bu diğerinde yoktu. Geri ne veriyor? IList türünde bir şey veriyor. Peki IList türünde bir şey verdiği zaman ben ne anlamış oluyorum? Objektlerin evet. Değişmeyen olay var. Yok yok, geçen ders anlattım şeyler. Evet, geçen ders dinlenir. İnterface hocam özel bir şey. İnterface. Peki bu interface olmasından ben ne anlıyorum? İçinde belli başlı şeyler var. Onların mutlaka olduğunu anlıyorum. Mesela şuraya geleyim. ILIST diye yazayım ben hocam. Şuraya geldiğim zaman ILIST'ten bir tane class üretirsem içinde bu metotların olduğunu biliyorum. Mesela bak add varmış. Mesela bir şey olacaksa add, işte contents remove gibi sabitlerin olması gerektiğiyle ilgili bana bilgi veriyor. Yani diyor ki buradan döndüreceğim sonuç içerisinde bu metotların olan bana class lazım. Oldu mu? Aynı şekilde bunun bir de SD'nin get value listi var. Aynı şekilde yine bu sefer de value'larını veriyor. Sırf value'ların listesi çıkıyor. Hemen ekleyen ne oldu hocam? Ne? Bu mu? Şunlar mı? Metod. Index of key diye bir şey var. Bu da şunun için diyorsun ki elmanın numarası kaçtır? Integer index mi? Yok, 80. Şu ne biçim olmuş ya? Aynı şekilde tabi bunun value'su key olduğuna göre value'su da beraberinde gelmiş oluyor. Clear'ı göstermiyorum. Gerisini zaten geçiyoruz. Şunun bir de sıralamasını da görelim. Aslında şuradaki for işten yazsak bir tane çok da güzel olur. Biz de gidiyorduk ya. İmza da çıkalım. Şuraya bir yazdırayım. Bu sefer de alfabetik sırayla bu değerler sort olduğu için geliyor. Sen yaşa. Ne dersin burada? Farklı bir sıralaması bir de. Sıralaması bir de şunlar diğerinde yoktu şu metotlar ve onlar gelmişti. Farklı tarzı. Deniz oradan ne zaman geldik ya? Ben bayağı yoruldum ha. Oldu ya, bir saat. Bir minik ara versek mi ya? Şimdi sen arkadaşlarım şey yaptık. Söyleyeyim. Collection yaptık. Bunların dışında birkaç tane daha collection'ın içerisinde list var. Ama onlara girmeyeceğiz çünkü hop ne oluyor? Gerçekten hiç ihtiyaç olmuyor onlara. Onun yerine daha çok günümüzde kullanılanlardan örnek vereceğim. Şimdi F7'lere geliyorum. F7'lere geliyorum. Şuraya gelip generic sorted list oluşturuyorum.
Bak bak bak. Ne bak. Jenerikmiş. Herkes çok ilgili bakıyor. Bunun sorted listten farkı nedir diye ilk başta bir şey var. Şimdi benim yazdığım sorted list anında bu. Kopyalayayım şuraya. Budur. Bu içeriye elemanlar object alır. Var mı sıkıntı? Bunu generic'le yazdığım zaman şöyle köşeli parantezler vardır sağında solunda. Köşeli diyorum. Anladın işte. Küftür büyüktür. Açarsın. T tipinde bir keyler. Yani herhangi bir tipte. Derim string. Ya tamam biz belirliyoruz. Value'su ne olacak diyor. Diyorum value'su da double olacak diyorum. Şimdi şu oluyor artık. Hop. Eleman ekleyeceğim zaman listeye diyor ki ilk elemanı string vermek zorundasın. İkinci elemanı double vermek zorundasın. Yani object object deyip vurup geçemiyoruz. Çıkalım. Çıkalım. Generiklerin şeyi bu. Tip güvenliği sağlıyor ve işte strong to type dedikleri bir kavrama çıkıyor. Güvenli tip var ortada. Yani artık ben bunun içinde ilk elemanın string, ikinci elemanın double olduğunu biliyorum. Ama buradayken işte aynısını yazayım. Ali 32 diyeyim. Ben yukarıdakini bilemiyorum. Bunun string mi, integer mi, yazımı ne olduğunu bilemiyorum. Fakat aşağıda tip güvenliğini sağladığımız için neyin ne olduğunu direkt karşılığında alabiliyorum. Yani ben şöyle bir şey yaptığım zaman listedeki Ali nedir dediğim zaman bana geriye double vereceğini biliyorum. Yani convert etmeyi deneyeyim. Convert'tan başarılı mı çıkacak, çıkmayacak mı bilmeme gerek yok. Zaten bana sonuç double geleceğini biliyorum. Tip güvenliği bize bunu sağlıyor. Geri kalan tüm overzıvır aynı. İşte eleman eklemesi, eleman çıkartması aynı. Tabi bunda biraz daha fazla metot geliyor. Hani daha çok sayıda bunu arttı. Fark etsiniz. Şu işaretlerden olanlar çoğaldı. Bunları link öğrendikten sonra kullanabileceksiniz. O yüzden link öğrenene kadar bunlar kullanamıyoruz. Şu an bekliyorlar. İşte link de en son kullanımımız arasından yer alıyor. Ondan sonra bunlar da çalışacak yani. Kullanacağız. Zaman bu varsa sort ismi kullanmaya gerek yok. Evet bu daha iyi yani ona göre. Çünkü şey var yani tipi bildiğin için alacağını ve vereceğini biliyorsun. Hani direkt sallayamazsın bir şey içine atamazsın. Yani kalkıp da bunun içine string yazamayacağım için ne olduğunu bildiğim için tip güvenliği her zaman önemlidir yani. Her zaman tip güvenliği şart. Kullanıcı için de rahattır. Yazılımcı için de rahattır. Herkes için rahattır yani. Tasarlayan için ne olduğunu bilerek tasarlar. Kontrol yapmak zorunda kalmaz. Acaba string koydu, integer mi koydu, oluyor mu olmuyor mu kontrol yapmaz. Zaten string koyması gerektiğini bildiği için string koyacaktır. Var mı sıkıntı? Dur bakayım neydi onun adı? Sen daha var, D ile başlıyordun. Ha, dictionary. Dictionary de generic. Yazımı diğerleri gibi. Yine tip güvenliği var. İşte integer'ı integer verelim bu sefer. Değişiklik olsun. V.add aynı şekilde ekliyorsun. Sayı sayı olduğu için sayı sayı ekledim. Şuraya bir aşağı in bakayım. Yine key'lerinde dönme imkanımız var. Value'larında dönme imkanımız var.
Aslında bunlar standart olarak aynı. Aslında bununla beraber şunu da göstermek istiyorum. Bir de bunun sorted'ı var. Aslında şöyle bakabiliriz. Bu hashtable'ın tip güvenlikli versiyonu diyebiliriz. Yani değil ama öyle diyebiliriz. Bunda tip güvenliği yok. Tip güvenliği yok. Bunda tip güvenliği var. Tip güvenliği şu. Object aldığı için içeri her şeyi koyabiliyorum. Ama tip güvenliği demek bunun integer olacağını söylediğim için integer'dan başka bir şey koyamıyor demek oluyor. Hani içine koyacağım şeyi biliyorum, alacağım şeyi de biliyorum. O yüzden tip güvenliği orada geliyor. Kaç RAM'de tutuyor canım? Nasıl? Hepsi RAM'de tutuyor. Hepsi RAM'de diyor. Siniyor mu peki? Siniyor. Statik değil yani. Yok değil. Bunun bir de sorted'ı var. Sen arkadaşlarım. Bu hashtable gibi elemanları alırken diziyordu. Bu da şey ya. Sorted list'e benziyor. Sorted list'ten farkları yok. Yazım bakımından da yok. Kullanım bakımından da yok. Farkı nedir? Ben hemen işte şunu ayarlamıştım zaten şuraya. Şuraya bir kopyalayacağım. Bu da İlk başta ben öğrenirken beni çok merak ettiren bir konuydu. Generic sorted list ile sorted dictionary çalışma bakımından herhangi bir fark yok. Birebir metotları bilmem ne her şey aynı. Bir tanesi collection'dan türüyor. Bir tanesi collection'ın içindeki generic'ten türüyor. Yani oradan geliştiriliyor. Fark aslında iki farkı var. Sorted dictionary sıralamada ekleme çıkartma daha hızlı. Sorted list daha az bellek kullanıyor. Farklı tamam bu. Yani çalışma bakımından herhangi farkları yoklar. Sadece bellek kullanımı ve ekleme çıkartma farkları var. Tamamen sizin yapınızda kalmış şey olarak seçebileceğiniz bir şey aslında. Çok da büyük ağaçan farkları yok. Yani daha az kullanan daha mı yavaş çalışıyor? Yani diğerine göre daha yavaş çalışıyor. Yani atıyorum 100 milyon kaydı bir tanesi 1 dakikada yapıyorsa diğeri 1 dakika 15 tane de yapıyordu hani. Böyle 1'e 1 ölçmedim de. Olur ya yani, çok büyük farklı olduğunu sanmıyorum aralarında. Hocam biz Lee 34-22 dedik ya. Hı hı. Biri key'i biri der geçiyor. Evet aynen öyle. Yani, niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor? Ben dictionary'in mantığını anlamadım. Hashtable anlamış mıydın? Evet. O zaman bu da aynısı. Şöyle yapalım. Sadece rakam. Hayır canım, string yapayım ben bunu. Yönetimini yaşadım da. Buraya da gelelim. İşte Ali, şudur diyelim. Ki ne oluyor hocam? Anahtar. Yani primary key gibi. İşte o listedeki sütunun adı gibi. Hani birinci anahtar gibi. Var mı sıkıntı? Sorted list'te dictionary, sorted dictionary arasında hiçbir şey yok yani aslında. Beni çok ilk başta düşündürmüştü bu konu ama ilk öğrenirken bakıyorum hep aynı. Neyse MSDN sağ olsun. Derman oldu yani. Aynen. Aynen. Bilmiyor musun MSDN'i? Ahmet Ağa var mı? Şurada bir tane var. Git bakayım sorduğum izleyen. Geçi bak. Kuşlara bak. Kalk. Tamam mı abi? Bu tamam. Evet. Nereye? Sen gece uyumamışsın bugün. Ben uyumadım. Dizi izledim ya bütün gece. Çok zor işte ya. Dizi mi izledin? Reklam yapmayacağım. Söylemeyeceğim. Ben gitsin dedim. Söylemeyeceğim ben. Yabancı mı Türk? Yok Türkçe izlemiyorum. Sizin programı yoksa. Ha ne dedim. Yok hocam o kullanmayacak. Oğlum kullanamıyorum, niye kullanmıyorum? Ben daha kelime yazdım ya, başlığını yazdım. Aslında kelime de yazmadım da neyse. Facebook'a devam edeceğim. Canım sıkıntı geçti ya.
Ha? Ya ona ancak şeyden sonra, sizin kursunuz bittikten sonra olur ya. Ondan sonra hoca. Evet. Olmaz. Şifo, şifo. Şifo, şifo. Şifo değil ya. Yüz şey yapalım. Ne? First day, first day, last day, first day. Evet. Bir de çiçeği diye bir şey var. O ne be? Çiçeği. Çıkamam. Çıkamam artık. Özel sektörde sağ taraf işliyor. Last in, first out. Hayır canım, first in, first out. Hocam, şöyle mi? Yani son giren ilk çıkar. İlk giren çıkar. Yani bir kriz olduğu zaman... First in, last out. Hocam, bir kriz olduğu zaman birini eleman işi işten çıkaracaklar. En son gireni ilk çıkarırsın. Ama malzeme bakımını düşünürsen de eski malzeme çürümesin diye ilk gireni gönderirsin. Yok, anlamda değil. Filo da var hocam. Börsün lastik. O ne? Bu iş yapamıyorum. Filo var bir de lastik. Filo var. Ya sallıyorsun gösterir ama. Hocam atıyor değil, nereden yiyecekler? Uykum var. Sıkıyor ya, sıkıyor. FIFO, LIFO, hemen şöyle yapalım. First in, first out. Bu geçen hafta anlattığımız yığın falanlar gibi. Hatırlamam. Steak. Evet evet. Attın mı onu? Geçen hafta bir şey özet geçti. Steak hit, boxing, unboxing için. Ha yok, o steak bu steak değil. Dur, o değil, ben şey yaptım da. Ama yakın konular. Şimdi bir Q var. Şurada bir yerdeydi o. Evet, üniversite ben izlerken doğru değilim. Q. First in, first out için kullanıyoruz. Kuyruk senaryosu bu. Örnek olarak şöyle diyebiliriz. Banka şeyi, numaratörü. Banka numaratörünü Q ile yapabilirsin. Şöyle çalışıyor. Kuyruğa NQ ile eleman yazıyorsun. Hadi. Bu sınavda çıkan abi ne olur? Banka dur yani. Al. Evet, hadi verin. 49.50. Zorladım ama doldurdum. Şimdi elemanlarımızı yazdık. Yani o numara basarak fiş aldı herkes. Ve oradaki işte o bankadaki kız düğmeye bastığı zaman listeden bir kişi gelmesi gerekiyor. İlk elemanın gelmesi gerekiyor. Ve yapılan işte kuyruk nokta DQ. DQ içeri yazılan elemanı bize verecektir. Ve kim verecek bu bize? Ali'yi verecek ve silecek. Listeden siliyor Ali'yi. Şu satır bir daha çalışırsa Veli'yi çağıracak ve listeden silecek. Her defasında tekrar tekrar mı çalışıyor? Nasıl yani? Tekrar tekrar mı yazıyor? Yazıyor derken? Hayır, for each kullanmak. Anlamadım aşağı. Hocam hepsini tek tek indiriyor. Yani mesela Ali yazıyor, siliyor, Veli yazıyor, siliyor, o şekilde. Ard arda yakıyor mu bu işin? Zaten bunu sildikten sonra bunu siliyorum ya. Hayır, yazmadan. Bak ben orada bakıyorum. Bir satır yazdık yani. Evet. Onu tekrar mı yazmamız gerekiyor eleman için? Tabii canım. Butonu ne yazıyorsun diye. Her kız butona bastığı zaman kuyruk dekiyor, kuyruk dekiyor. Olmadı mı? Yani giden geri gelmiyor değil mi? Giden geri gelmiyor. Çok duygusun. Giden gidiyor yani. Ama şu da var. Sıradaki elemanı merak edebiliyorum. Hani şimdi kim varmış diye. O zaman kuyruktan pik diyorum. Pik dediğim zaman üstteki, en üsttekini söylüyor. Mesela şu an ne var sırada? 40 var. Ama silmez. Sadece gösteriyor. Yani aslında bunun için ön izleme diyebiliriz. Bakıyorsun sadece. En üstteki de biz
Yani en öndeki. Ama Ali gitti. Hayır, Ali gitti. Veli gitti. Tamam. Sırada 40 var. Sıradakini tabii. Ama eğer şöyle bir şey yaparsan, şöyle bir şey yaparsan, bunun sonu ne olacak? Ne olacaktır? 40 gidecektir. Dolayısıyla sıradan eleman almak gibi bir şey. Banka kuyruğu, örnek olabilir. Ekmek kuyruğu, banka kuyruğu. Ne? Forex'te mi kullanacaksın? Abi bunun Forex'e gerek yok zaten ya bundan. Ne kadar? Kaç tane eleman aldığını nasıl bilecek misin? Ya şimdi bir de öyle bir soru soruyorsunuz ki şimdi ben bunu buraya koyarsam oturmadığı için burası kapatıyor. Yok yok senin için ha. Bunu buraya koyarsam sürekli kalacak. Ama burada kalırsa skoplar arasında kalacağı için skoplar bittiği zaman gidecek zaten. Sadık diye bir şey değil bunlar. Bunu ancak globali alırsam şuraya şurada durursa işte form kapanana kadar olacak. Bunun başına static yazarsam uygulama kapanana kadar olacak. Gibi durumları var ya. Yani. Yağın kapandıktan sonra gerekli sonu da 5 sekan kaydetmeniz gerekiyor değil mi? Yani evet. Ama genelde bunda yok olmaz öyle ya, kaybetmez yani. Bunda genelde yapacağın işleri yazarsın. Adımlar yazılır. Hani nasıl adımlar? Bir listen vardır senin ve sırasıyla elemanlarla işlem yaparsın. İşte git bilmem nenin primini hesapla, git onun primini hesapla, git bunun şeyini yap. Bir sıran vardır ve sıranın işlerini yazarsın, onları alırsın genelde. Hani onlar çok kullanılabilir. Bunu global alalım. Aslında şöyle bir şey yapalım. Hadi çizerek yapayım. Şurada 0, 0, 1 gözüksün. Şurada da numara alma yeri var. Artıya bastıkça liste eleman yazıyoruz. Şurada da çağırma butonu var. Kasaya kız çağırıyor. Her artıya bastığım zaman işte Ali, bir kişi daha belli 49, 50 geliyor. Oldu mu? Her çağırmaya basıldığı zaman bu butonun klik olayında şunu çalıştırıyorsun. Her butona bastığı zaman bunu çalıştırıyorsun. Ekranda şuraya yazdırıyorsun. Yapayım mı ilk bir tane? Bir dakika da gidelim. Hı? Tamam. Kızı ne çizim? Kızı rüyanda çizersin. Burası sırası gelen eleman. Bu onun numara yeri. Bu artı. Bu da çağır. Şöyle artı butonu. Bu da çağır butonu. Artıya bastık. Global'e bir tane sıra listesi diye bir şey oluşturdum. Ve bir tane integer x koydum. Her artıya bastığım zaman x'i artı artı yapıyorum. Ve label 2'nin text eşittir x nokta tutsun diyorum. Yok hayır bu değil demiyorum ya. Listenin sıra listesini içerisinde nq ile x ekliyorum. Çağır butonu basıldığı zaman diyorum ki label 2'nin text eşittir sıra listesinin dq yaptıktan sonra bir de bunu tutsun gibi varsa sin koyacağım. Thank you içeri koymak, thank you almak. Şimdi artıya basıp müşteriler numara aldılar. Çağır butonu basıldığı zamansa bir numara gelsin, iki numara gelsin. İşte dın dın üç numara, dın dın dört numara gibi. Bankadan satın eleman çağırıyor. Tabi en son elemanı geçtiği zaman yani bitirirsek şeyi patlıyor. Kuyrukta şey yok. Eleman yok deyip patlıyor. Yani bir tabi if'le evet sorgulamak lazım. Count'un kaç, kaç kişi var gibi durumlarda da bir sorgulama if kontrolü gerekiyor. Kuyruk boşsa
O zaman size bir soru. Orada ben bir gözükecek gözüktü ya. Ben 001, 002, 003 istiyorum. Xbox'ın içinde doldurmuyor. 001, 002, 003 diye yazsın oraya. Bankadaki gibi. 99 olan bir sıfır. Evet, o zaman 099 olur. 099. Introduction konusumuz. Yabancam. Bir dakika. Enküneyi yazmak için. Evet. Hocam şu if kullanıyorum. Oraya 001 yazmayacağım. Oraya 1-2 yazacağım. Hayır, hayır. Şöyle olacak. If koyarım. Derim ki onunla 1 arasındaysa bir şey yap. İki tane sıfır sıfır koy. Çözüm ama istediğim çözüm o değil. Tamam olur ama çözüm o değil. Evet, o zaman neymiş? Eve gidip introduction'da bakacakmışız. Hemen söyleyeyim mi? Anlatacaksınız. Şurada bir arkadaş var. Headlift diye. Sol neck diyor. Toplam kaç karakter olacak? 3 karakter. Eksik olan yerine koyacağız diyor. 0 koyacaksın diyor. Ben bir cevap. Ya. Burada tam bestekli olmuyor. Aynen. Efendim? Sıra listesi burada count dediğimiz olmuyor mu? Count evet sayısını veriyor. İfte sormak lazım onu. Aynen diye yapıyoruz orada. Ha? Eğer sıra numarası bakayım bir de şey var mıydı onun? Nerede count? Count'u büyükse sıfırdan. Şöyle 1-2'yi çökeyim. Olmazsa çalışmaz. Şuraya bir tane koyarsam. Artık hata yok. Pas. Biz çağır dediğinde elimizde silemiyor. 3 defa çağır dedik. Sıfıra düşüyor. Evet. Daha evet. Evet, daha çalışmıyor. Bankada sistem tamamen bu. Hani bastıkça numara türden şey geliyor işte. Hani başka bir çeşit yok yani. Ama tabii artık günümüzde kart yok. Premium kart sokuyorsun. Başka numara. Gold kart sokuyorsun. Başka numara. Ama o zaman da liste sayısını arttırıyorsun işte. Premium'un listesi. İşte gold listesi. Premium'un listesi gibi. İster yapıp biraz daha algoritmik hesaplar yapman gerekiyor. İşte Gold'sa hemen ver, Premium'sa 5 dakika beklet, ondan sonra gelsin falan gibi durumlar hani söz konusu. Ortalama işlem süresini üzerinden hesap yapıyorlar. İşte ortalama bir işlem 3 dakika sürüyorsa, işte bir Premium'u 5 dakika bekletebilirim maksimum gibi durumlar falan var. O da kişi sayısına bağlı değişiyor. Bir sürü algoritması var da. Aslında bunu 2-3 tane fazlasını üstlerle kontrol ediyor. Hani eleman var mı, Premium var mı sorular. Online'den de gönderiyorum adamları. Evet, büyük ihtimalle. Canlandın mı birazcık? Hayır. Yok, generic'leri muhabbet edelim ya. Bunu liste şeklinde tutuyor. Hayır, bu generic göstermedim yalnız. Bu object tutuyor. Ama bunda generic var. Bunda... Belki... Demin bir şey mi dedim? Ben duyduğum gibi sanki de. Core 2 diyeyim. Bunda generic var. İçine T istiyor. İstediğini yazabilirsin diyor. Ben buraya işte ne yazalım? Float yazalım. Değişik olsun. Float yazarsam elemanların hepsi float olmak zorunda. Yani adam yazarken kuruk 2'ye değer. NQ içine float yazmak zorunda. İşte bilmem kaç P gibi. Alırken de float olacaktır. Dolayısıyla tip güvenliği de sen geçtiğin burada var. Ve hani verdiğin tipten de alabiliyorsun. Buraya float integer gibi değil de atıyorum kişi klası
İşte hayvan klası, ayı klası gibi istediğimiz klaslardan da oluşturabiliyoruz. Mesela şöyle bir şey yapabilirim. Şunu yere açayım. Mesela içine text box yazabilirim. Şöyle bir net text box. Dolayısıyla şimdi ne olmuş oldu? İçeri sadece text box'lar yazılıyor. Text box'larda sırayla işlem yapıyor olabilirim. Hani seçilen text box'ları ekleyebilirim buraya. Beklediğim text box'lar üzerinden işlemler yapıyor olabilirim. Gibi. Tamamen artık ondan sonra da fanteziye kalıyor. Ama her şeyi koyabiliyoruz yani. Klaslar içerisinde. Text box'ı mı koyalım? Değer bulurken. Ya koymayız da koyarız. Yani koyulun koyulur anlamına gösterelim de. Şıra koyuluyor işte. Ürün klası olsun koyulur, kişi klası koyulur. Onun gibi kendi yaptığın klası koyarsın da text box falan koymazsın yani. Mantıklı değil de. Ben sadece class diye hani onu göstereyim de koyayım. Olabiliyor mu? Oluyor yani. Bir de bunun tam tersi olan lifomuz var sevgili arkadaşlar. Bu da vay arkadaş ya. Last in first out. Günlük hayattan örnek söyleyebilir misiniz? Buzdolaplarına konulan çiçekler. Koyu eline. Evet, olabilir. Vaa. Yapıştırdı. Vaa. Şey olur mu? Siz söyleyin. Bulaşıklar. Bulaşık. En son koyduğun tabağı ilk yıkarsın. Bakalım alttan çekmezsin tabağı yani. Metrobüs. En son binen ilk iner. Yer açmak lazım. Kamyondaki mallar. İlk koy, en son koyulan ilk indirilir. Gibi falan filan. Bunun daha çok örneği olabiliyor günlük hayatta da. Yapı aynı. Yalnız isimler farklı. Burada stack diye geçiyor bu. Ve elemanlar AQ ile değil de push yapılıyor. Yani içeri doğru ittiriyorsun elemanı. Ha, kaktırıyorsun yani. Hocam şu hemen az önce sorarsın. Neydi? Ne? NQ mu dedi? Sıkıntı vardı ya. Aha. Onu hani push yaparken NQ'ye dokunuyoruz da hepsini gördüm işte. O, hepsini bir anda push yapamaz mı? Benim bir şey yok. Alır. Var bir dedi. Kesinlikle alır. Alırken de hop yapıyorsun. Pick değişen bir şey yok. Pick yine pick. Yani bu sefer değerler bu ne gelecektir? 50 silecek. 9 gelecek silecek. 40 gelecek silmeyecek. 40 gelecek silecek. Gibi çalışıyor. Bu da sondan başa doğru ilerliyor. Yine yapı bakımından aynı şey siz söyleyin. Mantık aynı. Liste yaparsın. Sırayla işler alırsın. Gelen müşteri listesi falan en güzel örneklerden bir tanesi bunun. Böyle canınız sıkılıyorsa bir banka numaratörü yapabilirsiniz. Çok ödev veriyor. O kartlar matlar devreye girdiği zaman premium kart geldi, yok gold kart geldi falan diye hesap yaparsanız çok ödev olayan durum var. İşte kartsız müşteri var, kartlı müşteri var. Öncelikleri var. Tüm müşterilerin memnun olması lazım. Yani kartsız adamın da beklemesi lazım falan. Çok algoritması var yani. Hani hocam şu klastan bahsetmiştim. Bundan sonra klas ürün klasımız olsun. Veya şey olsun. Sipariş ürünleri olsun. Sipariş ürünleri olsun. E içinde de bir şey alıştı. Integer ürün aynısı. Şurada yapalım. Geri buraya stack.
sipariş ürünleri. Şu eşittir niye sipariş ürünleri? Şuya diyorum ki Paşşap ne diyor? Sipariş ürünleri item istiyor. Dolayısıyla benim önceden ne yapmam lazım? Sipariş ürünleri SP diyelim. Eşittir yeni bir tane sipariş ürünü oluşturup SP'nin ürün ID'si eşit 1'dir deyip burada SP'yi verebilirim. Bu işlemden birkaç tane yapayım. Üç tane eleman ekledim. Daha sonra işte bunları sırasıyla alıp ne bileyim fiyat hesaplatabilirim. Veya kullanıcıya tek tek gösterebilirim. Bir sonraki, bir önceki gibi durumlar kullanabilirim. Bundan sonrası tamamen sizin isteğinize kalmış olarak. Şu nokta pop diyerek de elemanları sırasıyla alıyorum. Yani mesela adam kargo siparişi verdi. Bunlar sipariş ürünleri. Bu ürünü al. İşte ürün gelsin buraya. Sipariş ürünü. SS diyeyim. Atıyorum git bunun. İşte depodaki yerini bul. Depodaki yerini yazdır diyorum. Yazıcıdan çıkarttırıyorum. Ne yazıyor bu? Sonra bunu tekrar çalıştırıyorum. Bunun depodaki yerini yazdır. Bunun depodaki yerini yazdır metotlarını. Çağırıyorum. Buradan sondan aldı. Ya bunu sondan aldı, diğerinden baştan alıyordu. Bunun gibi hani yerlerini bulabilirim listeleri. Yani for each gibi bir şey oluyor aslında ama biraz daha farklı bir yapısı var. Genel numaratörün falan daha uygun ya bunun yapısı. Bu işlem için de numaratör falan daha uygun yani. Canalın birazcık. Listelerinki nerede? Mesela database'e kaydetmek istersen o çekiyor. Olmak falan mı edeceksin? Edeceksin, gerekiyorsa edeceksin. Gerekiyorsa edeceksin artık. Onlar da sıkıntı, yani standart şeyler olduğu için. Ona değişen bir şey yok. Yalnız içeri çok küçük ya, gözüm açamıyorum arkadaş. Bildiğin gözüm açamıyorum, uyuyacağım ya. Evet, saatte 1'e geliyor. Birazdan bir sonra alalım. Son bulalım, bulalım. 12. Yapalım. Yapalım mı? Yapalım. Ulan şunu durdurayım artık. Hatta şimdi yapalım.